kalender meşrebim, güzel çirkin aramam. Gönlüme bir eğlence isterim olsun. Ben kalender meşrebim, güzel çirkin aramam. Gönlüme bir eğlence isterim olsun. Saçları samur, gözleri mahmur, biraz da şirin olsun. Bunu duymak her seferinde can sıkar, biliyorum. Ama yine de söyleyeceğim. Hepimiz bir gün öleceğiz. Ne zaman ve nasıl olacağı belirsiz. Bu o gün gelince belli olacak. Ama yaşarken verebileceğimiz kararlar var. Daha iyi bir insan olabilir miyiz? Daha güçlü, daha merhametli, daha nazik, daha fedakar. Hata yaptım, hata. Hastaneden değil, senden kurtulmam gerekiyordu. Bırak diyorum be! Bırak! Bırak. Masum kızım senin yüzünden öldü! Hayır! Ne oluyor orada ya? Bırak be! Bırak, manyak mısın be, bırak! Senin yüzünden öldü diyorum, bırak! Sakin olun, sakin olun! Benim senden kurtulmam gerek! Yapmayın! Bırak, ya, sakin bırak. Ol! Hiçbir suçu yoktu! Yapma kızım! Aa, ne yapıyorsun ya? Sen başka adam! Sakin olun! Amca! Bırak, ya bırak! Bir durun be! Durun bir dakika, bir dakika, bir dakika! Bir dakika durun ya! Hesabını verecek! Bir durun, bir dakika uzaklaşın! Bırakın beni ya! Yardım edin! Tamam, sakin. Ambulansı aradınız mı? Koptu mu? Bir tane kemer koptu lazım. Koptu mu? Hayır. Doğru söyle. Hayır, hayır. Tamam, tamam. Bir şey yok, bir şey yok. Tamam, tamam. Tamam, hastaneye gidene kadar idare eder. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Şimdi ambulans gelecek, hastaneye götüreceğiz sizi, tamam mı? Bir şey yok, bir şey yok. Sakin olun. Merak etmeyin, merak etmeyin. Ambulans gelince hastaneye gideceğiz, tamam mı? Bir dakika, ben doktorum. Bir bakayım. Yaşayacak mı? Nabız alamıyorum. Arkadaşlar, yaralıların kaçı buraya getirilecek henüz bilmiyoruz. O yüzden en kötüsüne hazırlıklı olmak zorundayız, tamam? Hadi Esma, git sen de artık. Ben sana haber vereceğim, tamam mı? Tamam, elimin iyi olduğunu öğreneyim, gideceğim. Esma, tartışmayalım şimdi. Ortalık bir sakinleşsin, söz hemen arayacağım seni, tamam mı? Tamam, elimin iyi olduğunu öğreneyim, ben gideceğim. Esma, burası acil, bekleme salonu değil. Esma'cığım, Alp haklı. Şimdi yaralılar gelecek, senin burada beklemen doğru olmaz. Hadi sen git. Al. Oğlum sen de odana git dinlen. Hadi. Hocam böyle bir durumda benden yatıp dinlenmemi beklemeyin lütfen. Peki. Tamam. Ama kendini çok yormak yok, tamam mı? Tamam hocam, anlaştık. Güzel. Hadi Esma'cığım. Hadi canım. Haber verin ama. Tamam.
Anlat. Olay yerinde akış solunum yetmezliği başladı. Göz bebekleri geç tepki veriyor. Ambulansa gelirken kalbi durdu. Kaç dakikadır kalp masajı yapıyorsunuz? Son 12 dakikadır. 12 dakika. Samet, steteskop ver. Hemen hocam. Steteskop. Durumu kritik. Solunum çok derinden geliyor. Göz bebeklerinde ışık refleksi yok. Anizokori var. Hemen ameliyata alınması lazım. Hadi acele edin. Samet, vaka sende. Bizde hocam, Alp. Acele edin, dikkat edin, hadi. Anlat, nedir vaka? Olay yerindeki doktor hanım tarafından müdahale edildi hocam. Nerede doktor hanım? Bilmiyorum hocam. Elektroşok kullandınız mı? Hayır hocam, kullanamadım. Ağrı kesici vurdunuz mu? Hayır hocam, yapmadım. Görebildiğim kadarıyla birinci derece yanık ve kesikler. Vaka bende. Aç yolu. Aç, 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 aç. Hadi hemen kırmızı alanı çekin, hadi dikkat edin. Hadi. Acil sıfır negatif kan gerekiyor buraya. Çabuk söyleyin, çabuk. Sen iyi misin? Benim bir şeyim yok. Ama hepsini kurtaracağız. Kurtaracağız, merak etme. Hadi hemen acile çekiyoruz, acele edin. Sıfır negatif kan hazırlayın, hadi. Tolga, eldivenler. Eylül, tamam artık bize bırak. Kurtulacak. Tamam kurtulacak ama bırak da biz müdahale edelim. Tolga defiyi hazırla. Beyefendiyi uzaklaştıralım şuradan. Hayır, iyiyim böyle. Yaşayacak mı? Hadi uzaklaştırın. Gencecik kız, daha hiçbir suçu yok. Hiçbir bedel ödemek zorunda değil, hadi. Bırakmayacağım, kurtulacak. 200 yıl. Hadi. Eylül, hadi. Bırak bana. Tamam. Çekilin, bırakın bu ipek. Bir. 2, 3. Hasta BF. Tekrar çekiyoruz. 270. Hazır hocam. Çekil. 1, 2, 3. Hasta döndü. Ameliyatı burada yapacağız. İpek, portable anestezi cihazını buraya getir. Ameliyathane hemşirelerine söyle, cerrahi setleri buraya getirsinler. Tamam mı? Çok fazla kana ihtiyacımız olacak. Hadi acele et, hadi. Tamam. Bana bırak, Özgür ev şöyle. Getir. Hemen müdahale edin, hemen müdahale edin. Yaraların arasında o bombayı koyan şerefsiz Macit var mıydı? Hayır hocam, olay yerinde eks varmış sanırım o. Ya bu ne ya şimdi? Resmen çocuk muamelesi çektiler bana. Şeytan diyor, gir sınava. Kazan tıbbı, ondan sonra tuzsuz. Bak bakalım seni yollayabiliyorlar mı? Resmen annem babam gibi azardılar Esma. Beni ya. Efendim baba? Baba? Ne işin var senin burada? Yürüdü önüme, seni toparlamaya geldim. Toparlamıyor mu? Neden? Eve dönüyorsun. Marmaris'te dizimin dibinde yaşayacaksın bundan sonra. Marmaris'te mi? Sebep? Bir de sebep diyor. Bizden habersiz nereye evleniyorsun? Kiminle? Annen ağzından kaçırmasa haberimiz bile olmayacak. Ben haber verecektim babacığım size. Ne zaman? Nikahtan sonra mı? Yürü, yürü düş önüme, konuşacağız bu konuyu. Yürü. Trakeostomi tüpünü hazırlayın. Bir süre.
Kalp atışı sinüs ritminde. Tansiyon 70. Bacağı hala siyotonik. Kan dolaşım yok. Amputasyon gerekebilir. Hayır hayır lütfen. Kurtarabilirsiniz bacağı. Lütfen başka bir yol vardır mutlaka. Lütfen deneyin. Damarına şant takıp deneyeceğim. Belki bacağı besleyebiliriz. Onu versene bana. Eylül, iyi misin sen? Durum stabil oldu. 97. Yani kurtuldu, kesmeyeceksiniz bacağı. Teşekkür ederim. Ya baba ben yetişkin bir bireyim. Hiçbir yere gitmiyorum. Ne işim var Marmaris'te falan? Bugüne bugün ben kariyer sahibi bir kadınım. Bak 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 laflara bak. Bal gibi de geliyorsun. Hem de bu gece dönüyoruz ilk uçakla. Şuraya da bir satılık tabelası asarsın. Ya neden, niye ya? Yolu var, yordamı var. Biri seninle evlenecekse önce gelip bizden isteyecek. Yok öyle kendi kendine. Esma! Bak umarım gerçekten ama gerçekten önemlidir. Ya sen de gördün, hastane savaş alanı gibiydi. Niye arıyorsun beni sürekli? Ya tamam. Eylül değil mi? İyi iyi, merak etme. Ali Asaf Hoca eve götürmekte biraz zorlandı o kadar. Aman efendim. Beyefendi sonunda buyurmuş. Gel gel. Bir tanışıp konuşalım seninle. Derdin neymiş bir anlat. Derdin mi? Ne derdi? Esma kim bu ya? Ne diyor bu adam? Babam. Ne? Baban mı? Evet. Bu gece beni Marmaris'e götürmeye gelmiş. Delisin aslında ya. Sanki ben çok normalim de. Tencere kapak işte. Ama olsun. Ben seni böyle sevdim. Neyse geçmiş olsun. Hayır biz aşktan, sevgiden anlamayan insanlar değiliz. Ben de Esma'nın annesine zamanında aşık oldum. Ama biz... Her şeyi usulüne göre yaptık. Ama efendim biz... Sözümü kesme. Ben konuşurken dinle. Oyun mu oynuyorsunuz? Öyle aileye danışmadan aranızda yüzükler falan. Evcilik oyunu mu bu? Çocuk musunuz? Değiliz tabii babacığım. Sen karışma. Haklısınız efendim. Madem haklıyım o zaman alacaksın anneni babanı gelip bu kızı isteyeceksin. Kızım sahipsiz değil. Bize diyeceğiz bu düzgün bir adam. Haklısınız efendim. Seninle bu kadar konuşmak yetti. Şimdi ara bana babanı, bununla konuşalım. Efendim? Bir de sağır mısın evladım? Babanı ara diyorum, babanı. Madem Esma burada kalmakta ayak giriyor, biz büyükler bir konuşup görüşelim. Bakalım nesiniz, necisiniz? Hadi evladım, arasana. Efendim abi. İyi akşamlar yani babacığım. Baba. Ne diyorsun oğlum sen? Baba burada sizinle konuşmak isteyen biri var. Kimmiş benimle danışmak isteyen birisi? İyi akşamlar efendim. Ben emekli müdür Necati Sancak. Esma'nın babasıyım. Sizinle acilen konuşmamız lazım. Necati Bey, iyi akşamlar. Buyurun tabii konuşalım. Neyle ilgiliydi acaba? Neyle ilgili olacak? Çocukların durumuyla ilgili. Bu çocukların böyle kendi başlarına iş yapmaları hiç hoşuma gitmiyor. Tabii ben de hiç doğru bulmuyorum Necati Bey. Görüşelim. Görüşelim en yakın zamanda. Madem aynı fikirdeyiz, yarın sizin için uygun mudur
kızımın kafesinde konuşabiliriz. Uygun, uygun. O zaman kızınızın kafesinde görüşürüz. Çocuklar da gelirler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çocuklar mı? Kimle konuşuyordun sen ya? Oo, benim savaşçı prensesim uyanmış. Dalga geçme Ali. Kimmiş o çocuklar, ne oluyor? Sen uyurken çoluğa çocuğa karıştık. Ne diyorsun be deli? Deli. Güzel. Diyorum ki, nur topu gibi bir oğlumuz oldu. Hadi hayırlı olsun. Böyle 20'lerinde, boylu postlu, yakışıklı. Doktor. Adı da Alp. Hiçbir şey anlamadım. Alp bir işler çeviriyor. Esma'nın babasıyla konuştum telefonda, biliyor musun? Necati Bey amca. Alp, babamı veriyorum diye verdi. Konuştuk ama tanımadı beni. Gene ne işler karıştırıyor ya bunlar? Bilmiyorum ama öğreniriz. Neyse biz gideceğimiz yere gidelim de. Say biz nereye gidiyoruz ya? Kaçıyoruz. Sonunda kaçırıyorum seni. Ay, tam da zamanımız oldu. Bak bence en doğru zaman kafana estiği zaman. Tabii ya. Yaz bunu bir yere. Güzel laf. Ya yorgunluktan ayakta duramıyorsun. Hastanede düştün, bayıldın. Koltukta uyudun, kaldın. Yarım saattir sayıklıyorsun. Hala doğru zaman diyorsun. Yani hastanede her şey yolunda. Hastalar stabil. Her şey normal. Yakınlarda bir felaket de görünmüyor. Umarım. Bırakalım da o zaman bu gecenin bir keyfini çıkarın. Ay sen ne yaptın ya? Hasan o hala iyice kafanı bulandırdı herhalde. Ala Safurcu'yu 2 dakikada baban yaptın ya. Ya ne bileyim ya. O panikle aklıma gelen en yakın baba figürü Ala Safurcu oldu işte. Görürsün sen yarın paniği. Babam Ala Safurcu'yu tanıyor. Ne? İnanmıyorum ya. Ya asıl ben sana inanmıyorum. Ya tamam gelme üstüme Esma ya. Ne yapalım, oldu bir kere. Yarın ola hayrola yani. Ne yapayım Esma? Esma, kahvenin yeri nerede kızım? Geliyorum babacığım. Benim çok hoşuma gitmeye başladı, biliyor musun? Farkındayım. Aile gibi olduk ya. Biz şu nikah işini hemen hızlandırsak mı? Ne diyorsun? Hemen yarın kıyalım diyorum ben. Oldu. Ne oldu? Ne olacak? Yüzüklerimiz var. Gelinliğimiz de var. Tamam işte. Ah be Eylül. Öyle korktum ki. Hastanede elim kolum bağlı çaresizce seni beklerken bir an sensiz bir hayatı düşündüm. Düşünmesi bile o kadar kötü ki. Ben hep senin yanında olacağım, tamam mı? Sen hep benim yanımda ol. Hep birlikte olalım. Biz olalım. Çok seviyorum ben seni Eylül. İyi ki varsın. Ama daha fazla üşümemek lazım, değil mi? Evet. Geç bakalım. Aa, benim telefonum nerede? Sen almadın. Arabada unuttum galiba. Sen gel, ben hemen geliyorum. Tamam mı? Thank you.
Her şey senin için Ali Asaf. Eski günlerdeki gibi. Senin de unutmadığını biliyorum. Afiyet olsun Nazlı. Telefon ceketin cebindeymiş. Artık nasıl heyecanlandıysam. Bu ne? Biz buna sürpriz diyoruz. Nasıl? Beğendin mi? Sürpriz? Ne ara hazırlattın bu sürprizi? Uzun hikaye, sen yokken halletmişti. Güzel mi değil mi? Güzel. Bayağı güzel. En sevdiğim yemekleri hazırlatmışsın. Nereden biliyordun ki sen? Tahmin ettim diyelim. Ne yani, iki yumurta kırsan beğenmeyecek misin? İki yumurta. Şimdi iki yumurtayı yani düşünmek lazım. Sonuçta evin erkeği gelmiş, yorgun argın. Yani iki yumurtayla geçiştirilmez. Biraz söylenebilirdim. Demek söylenirdin, öyle mi? Ya ben sana söylenir miyim? Ben sana söylenir miyim? Biz seninle aynı sofraya oturalım, bana yeter. Ali. Ya benim fikrim değil de yani. Asansör. Biliyorum. Senin fikrin değildi çünkü hiç senin tarzın değildi. Yani bizim tarzımız değildi ama ben ne bileyim, gerçekten şans dedim. Keyfini çıkardım. Bir şey söylemedim. Hadi gel. Bu güzel sofranın da keyfini çıkaralım. Tamam. Ben içeriden içecek bir şeyler getireyim. Sonra bunu kutlayalım. Efendim Ali Asaf. Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Bütün yaptıkların için sana teşekkür etmek istemiştim. Teşekkür? Ne teşekkür? Nazlı, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yanlış bir şey yaptıysam... Yaptın. Yaptın tabii ki. Sen benim evime nasıl girersen izinsiz ya? Bu hakkı kendinde nasıl bulursun? Hadi gelmiyor musun? Geliyorum hayatım. Geliyorum. Tamam, haklısın. Özür dilerim. Yanına geleyim, konuşalım mı? Dışarıdayım zaten. Ya bir de dışarıdasın. Evet, hemen gelebilirim. Konuşalım, olur mu? Sakın, sakın. Neredeysem bekle, ben geleceğim. Geldim. Geldim. Hani kutlama yapacaktık? İçecek kalmamış. Ben hemen gidip alayım, geleyim. Ha tamam ya, boş ver. Gel oturalım hadi. Gel. Hayatım. Hayatım 5 dakikaya geliyor. Tamam? Ne güzel değil mi? Eski günlerdeki gibi. Yağmur. Çok romantik. Nazlı, eski günler eskide kaldı. Bak, seninle bu konuyu son kez konuşacağım. Tamam, abartma Ali Asaf. Alt tarafı bir teşekkür yemeği. Ne demek abartma ya? Sen hangi hakla, hangi akılla benim evime girersin?
Sevdiğim kadın sırf biz üzülmeyelim diye senin yüzünden gözümün içine baka baka yalan söylüyor bana. Aa, yalan mı söyledi? Aa, inanamıyorum. İlişkinizi temelinden sarsmış gerçekten. Bence hemen bu ilişkiyi bitirmen lazım. Sen nasıl bir insana dönüştün böyle ya? Bu ne saygısızlık? Bir de dalga mı geçiyorsun? Şaka yapıyorum. Şaka. Tamam, çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Yani bir teşekkür yemeğinin seni bu kadar gerebileceğini hiç düşünemedim. Çok özür dilerim. Lütfen bir daha özür dileyeceğim bir şey yapma. Ali Asa. Nazlı. Uzak dur benden. Uzak dur bizden. Uzak dur hayatımızdan. Bu kadar kolay olmayacak tabii ki Ali Hasan. Daha yeni başlıyoruz. Ya İpek ya, of. Keşke söyleseydim ya. Niye sustuysam zaten. Saçmalama abla. Sakın bak, bana bak, sakın öyle bir salaklık yapma. Ben söylemezsem kadın söyleyecek zaten. Eninde sonunda çıkacak ortaya. Tamam, bu gece çıkmayı versin. Ne diye kadının ekmeğine yağ sürüyorsun? Yağ falan sürdüğüm yok İpek. Sofrayı görmüyorsun sen tabii hazırladı. Dünyanın yemeğini hazırlamış. Ben bazılarının adını bile bilmiyorum. Yani ben sana ilk günden dedim bu kadında bir şey var diye. Aferin, bravo, ne büyük tespit. Alo, orada mısın İpek? Ha, buradayım. Ne diyordun? Ya ben çıkacağım ya, duramayacağım burada. İyice sinirlerim bozuldu. Ben böyle şeylere gelemem kızım. Ya saçmalama abla, otur oturduğun yerde. Gelir birazdan zaten, konuşursunuz. Tamam, ben onu yolda ararım ya. Hadi çıkıyorum ben. Ya abla. Anlaşıldı, bu işe bir müdahale şart. Ama taksi geçer mi ya? Yardım edin. Allah rızası için yardım edin. Lütfen yardım edin. Ne olur. İmdat. İmdat. Yardım edin. Allah rızası için yardım edin. Lütfen buradayım. Yardım edin. Yardım edin. Allah rızası için yardım edin. Buradayım. Lütfen. Lütfen. Lütfen yardım edin. Lütfen. Yardım edin lütfen. Tamam. Kırmızı sürpriz yapacaktım. Kırmızı diye tutturunca gittim aldım abinize ip takayım dedim. Tamam. Geldiğinde görsün diye. Yarın buraya taşınacaktık. Tamam. Ben doktorum, şimdi yardım edeceğim size. Merak etmeyin, tamam mı? Nasıl düştü bu? Canım çok acıyor. Tamam. Yaralı mıyım ben? İpek Hanım. Aa, Oğuz Bey. Hayırdır? Serseri mi takılıyoruz? Merdiven köşelerinde gelip geceni süsmeler falan. Lise yıllarında geride kaldı onlar. Gelsene. Yani beton soğuktur şimdi. Tamam, tamam. Ne bekliyorsun burada? Ah, seni bekliyorum burada. Beni. Hı hı. Pardon Oğuz Hoca'cığım. Neden beni merdiven köşelerinde bekliyorsun? Öyle seni daha yakından görebilmek için. Yalnız hain kurta başlamadan bir cevap versin. Özür. Hain kursuz cevap. Asansöre binmiyorsun İpek Hanım. Hayrola? Kullanmıyorum ya, bıraktım. Şöyle kötü şakasız bir cevap versen acaba. Tamam, şaka yok. Yani
Korkuyorum. Tekrar kapalı kalmaktan, yalnız kalmaktan korkuyorum. Denedim binmeyi. Ama o kapı kapanınca sanki bir daha açılmayacakmış gibi geliyor. Çocuk gibi korkuyorum işte. Korkuyorsun. Peki ne zamana kadar korkmayı planlıyorsun? Bir şey olmayacak, merak etme. Ben halledeceğim şimdi, tamam mı? Efendim Al. Hocam çok çok özür dilerim. Esma'nın babası bir anda babanı aradı deyince babam yok diyemedim. Sizi de zor durumda bıraktım. Durduk yere yalanıma ortak oldunuz. Önemli değil oğlum, önemli değil. Hayırlı bir işe vesile olacaksak. Küçük bir yalandan zarar gelmez. Hem ben tanırım Necati Bey'i. Duydum, duydum. Zaten bir de işin o boyutu çıktı. Marmaris'te öğretmenken müdürümüzdü. Yani çok iyi ayrılmadık ama ben yarın konuşur hallederim meseleyi, sen merak etme. Siz kesin halledersiniz değil mi yani, eminsiniz siz? Oğlum konuşur hallederim dediysem hallederim. Hadi kapat, meşgulüm ben şimdi, hadi. Bittim ben ya. Ya bu defa kesin bittim. Necati Baba Esma'nın suratını hayatta göstermez bana. Ne oldu lan? Ya Ali Asaf Hoca'yla tanışıklardı ya. Hı. Bir de şimdi aralarının iyi olmadığını öğrendim. 10 yaş büyük babayı ben bir kılıfa sokardım da. Bir de şimdi aralarını mı düzelteceğiz ya? Samo. Hı? Acaba Ali Asaf Hoca'yı komple çıkartıp üvey babamı götürsem? Mesela Oğuz Hoca. Öz babam beni her gün dövüyordu. Bana çok kötü davranıyordu. Ha ben de hayatımdan çıkardım derim ha. Ne dersin? Tüh, Allah belanı vermesin senin be. Aklın fikrin yalanda, hilede, hurdada. Rezil. Allah Allah. Yani bu sahte ebeveyn fikirlerini benim aklıma kim sokuyor acaba? Ha. Ben soktum değil mi? Ama işte benim de dediğimi yap, yaptığımı yapma kardeşim. Senin de yani anneni bulduk, baban çıkıyor. Babanı bulsak kardeş, elti, kayınço, bacanak. Bu nedir ya? Hepsini ben bulamam ki. Of, of Esma ya, of. Tamam, tamam. Üzülme, tamam. Bunu da bir şekilde halledeceğiz artık, ne yapalım? Zaten nerede senin derdin var, ben de oradayım. İyice samalp olduk. Böyle olmayacak. Evren, Evren değil mi? Bak. İki elimle de baskı yapıyorum yarana. O yüzden çantaya ulaşman lazım, tamam mı? Ben şimdi senin sol tarafına atacağım çantayı. İçinden telefonu çıkarman lazım, tamam mı? Doktor. Grip hissettirmeye başladım. Uyuşmuşum gibi. Bu kötü bir şey değil mi? Bir şey olmayacak, tamam mı? Merak etme. Şimdi telefonu alıp ambulans arayacağız, tamam mı? Tamam. Şimdi sıra sende, tamam mı? Çok kıpırdamadan, tamam mı? Çok kıpırdamadan. Elini çantaya uzat, hadi. Hadi, hadi. Tamam, tamam, tamam. Dur, dur, acele etme. Nefes al, nefes al. Tamam. Hadi. Hadi bir daha dene, hadi. Tamam, çok iyi. Hadi, oluyor, oluyor. Yani bir genelleme yapacak olursak... kadınlar kırmızı gülü sever. Ama Eylül o genellemenin içine girmediği için... acaba o hangisini sever? Pembelerden vereyim mi abi? yok, yok. Yani Eylül çok pembe insanı değil. Gerçi çiçek insanım, onu da bilmiyorum. Ne yapsam? Papatya mı alsam acaba ya? O kasım patı abi. Papatyanın biraz daha büyüğü. Okey, problem değil yani. Papatya benziyor.
güzel. Sade ama çok güzel. Naif ama asi. Ne diyorsunuz? Vallahi bilemem ama istersen böyle hepsinden güzel karışık bir demet yapayım sana. Dostum olur mu öyle şey ya? Hepsinden karışık güzel bir buket ortaya kebap mı alıyoruz böyle? Estağfurullah abi. Ama bir ara sor istersen. Ara sor da olmaz şimdi yani. Ne diyeceğim ki sana çiçek alıyorum hangisini istiyorsun diye mi soracağım? Öyle siparişte çiçek alınmaz. Hayır yani en azından hangi rengi sevdiğini öğrenirsin. Böyle başka bir şey soruyormuş gibi yaparsın. Ha. Okey. İyi fikir. Hadi çok az kaldı hadi. Hadi Evren. Tamam 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 sakin sakin sakin. Hadi. Tamam, tamam çok iyi. Hadi şimdi 112 ara hadi. Hadi aç telefonu. Hadi. Dur. Duymuyor galiba. Neyse dostum, galiba sen haklısın. Senin de dediğin gibi öyle pembesine kırmızısına bakmadan, hangi çiçek diye sorgulamadan şöyle büyük bir buket yap bana da ben gideyim. Büyük, demek kabahat büyük. Yenge de biraz çetin ceviz. O kabahati büyük çiçek anca. Yani kabahatim yok ama yengenin çetin ceviz olduğu doğru. O zaman ben sana güzel buket yapıyorum abi. Okey. Gülden de koy. Tamam. Kırmızı gül. Uyuma. Uyuma, uyuma, uyuma. Tamam mı? Aç gözlerini, gözlerini aç. Bak, bana bak, bana bak, bana bak. Zor kısmı bitti. Hadi, hadi az kaldı. Hadi çevir şu numarayı, hadi. Hadi bir daha. Hadi. Hadi. Tamam, çok iyi. Tamam. Alo, 112. Alo, ben Doktor Eylüler'den. Bize acil ambulans gerekli. Evde yaralanma vakası. Avize hastanın üstüne düşmüş, çok kan kaybediyor. Arter kesiği var, iki elimle baskı yapıyorum ama hareket edemiyoruz. Acil kan takviyesi lazım buraya. Adresi alabilir miyim hocam? Adres, Evren, 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 uyuma. Evren, Evren bak bana, bak. Merhaba abi. Sağ ol. Eline sağlık. Abi sen elinde kocaman buket, poşetler. Nasıl gideceksin? Sorun olmaz ya, evim yakın, taşırım. Aa, olmaz öyle şey. Bak zaten ben dükkanı kapatıyorum sayende. Benim külüstürle 2 dakika atabilirim seni. Külüstürle mi? Zahmet olmasın. Estağfurullah abi, ne zahmet. Hani aşıklara bir hayrım dokunsun. Sevaptır biliyor musun? Sağ ol. Yalnız yenge de şanslıymış ha. Kıymetini bilsin. Ben de şanslıyım. Yani umarım o da senin gibi düşünüyordur. Ya ne düşünecek abi? Yani bu zamanda böyle sevda kolay mı bulunuyor? Yani haklısın tabii, kolay bulunmuyor. Ama biz bulduk birbirimizi ya. Evet, yani Eylül çok farklı. Hiç kimseye benzemez. Ya öyle farklı ki 3 tane adamı yere serer, 4.'sü nerede diye sorar. O yüzden bu çiçeği seçerken çok zorlandım. Yenge bayağı sertmiş. Ama olacak artık o kadar. Gülü seven dikenine katlanır. Öyle. Tam da denk geldi. Ben 5 dakikada toplayayım abi tezgahı, çıkalım tamam mı? Okey. Yani ben kendim giderdim, size de zahmet verdik akşam akşam. Gül üstüne. Nasıl gideceksin artık? Hadi bakalım. Evren bana bak. Evren. Uyan, 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 uyan. Aç gözünü. Hiçbir şey hissetmiyorum. Her tarafım uyuşmuş. Kötü bir şey değil mi? Merak etme. Hiçbir şey demek değil, tamam mı? Merak etme, bir şey olmayacak. İnanmak istiyorum. Sanki ölüyormuşum gibi. Gücüm kalmadı. Hayır, bir şey olmayacak. Doktor olan benim bir şey olmayacak diyorum, güven bana. Şimdi ambulans gelecek, seni hastaneye götüreceğiz, tamam mı? Bir şey olmayacak. Tamam.
korkma, tamam mı? Böyle elle bastırmak da olmuyor. Tampon gibi bir şeye ihtiyacımız var. Geldiler. Geldim. Geçti, tamam mı? Bitti.